Tiroid vücutta çok önemli bir organ. Birçok diğer organı etkileyen ve çalışma düzenini ayarlayan tiroid hormonlarını salgılar. O yüzden tiroitte gelebilecek bir bozukluk veya çalışma düzensizliği birçok hormonu etkiliyor. Metabolizmamızı ayarladığı için kilo, şeker gibi metabolik problemlerinde temelinde bazen tiroid bozuklukları yatabiliyor. O yüzden son derece önemli tiroidin sağlıklı tutulması Belli aralıkta doğru düzeyde hormon salgılamasını sağlamak. Şöyle bir baktığımız zaman aslında tiroid sağlığı açısından çok fazla elimizde veri yok, yapabileceğimiz şey yok. Ama şunu çok iyi biliyoruz ki bizim ülkemizde de majör bir sorun, toprak ve sularımızda Türkiye genelinde bir iot eksikliğimiz var. Ve biz bunu aşabilmek için toplum genelinde tuzlara iot katılmakta. Ve bu tuzlar kullanıldığı sürece ki normal bireyin kullanması gerektiği miktarlarda az tuz öneriyoruz. Fazla tuz önermiyoruz sağlık için. Miktarlarda tuz kullanılırken aynı zamanda iot da alınmış olunuyor. Yani iot için tuz alınmayacak. Normal tuz alınırken birey eksik olan iotunu da e, tuzlardan temin edecek. Baktığımız zaman demek ki uzun vadede iotlu tuzların kullanılması o bireyin istenen iot düzeylerini alması ve iot düzeylerinin istenen seviyelere ulaşması. Böylece de guatır gelişme riskini azaltmak açısından önemli. Özellikle yetişmesi, çocuklarımızın yetişmesi konusunda bu son derece önemli. Çünkü küçük çocuklar iotlu tuz kullanarak yetişirlerse guatır olma olasılıkları daha az. Ama erişkinde bir kere guatır geliştikten sonra aşırı tuz kullanılması tam tersine bu tiroid hormon sentezinde bir artışa... Çünkü tiroid hormonu da iyottan yapılmaktadır. Ve sonuçta da tiroidin aşırı çalışmasına ve bazı problemlere yol açabilmektedir. Yani iyot alımı aslında koruyucudur. Ortada guatır yoksa ama ortada bir guatır var. Özellikle nodüler guatır gelişiyorsa dikkatli olmak lazım. Hekimle işbirliği içinde olmak lazım. Hekimin önerdiği şekilde iot alımını sağlamak lazım. Çünkü aşırı iot alımı tiroidin fazla çalışmasına yol açabilir. Karadeniz bölgesinde ve bazı toplumlarda da kara lahana yine iot hormon sentezini bir derece bloke edebilen ve uzun süre yüksek dozlarda kullanıldığında e, guatrayı yol açabilen bir e, gıda maddesidir. Onun için çok aşırı tüketilmesine önemliyoruz.